Arkadaşlar merhaba ben işte Ocağı 49 günde TTÇ kampında bugün 37. gündeiz 37. günde ne var? Evet 37. günde deneme var arkadaşlar bugün deneme günü denemeyi birlikte çözeceğiz E o zaman hiç vakit kaybetmiyoruz arkadaşlar hemen soru bankamızı açıyoruz 37. gündeki denemeyi beraber çatır çatır çözüyoruz hocam Haydi deneme zamanı Evet arkadaşlar kitabımızdaki deneme avcısı bölümünü açtık. Mutlaka ama mutlaka satır satır takip edin çözümleri. Çok büyük önem taşıyor. Cevaba bakıp geçmeyin çünkü çözüm bizim için önemli. Burada tam 25 soru göreceğiz arkadaşlar. Herhangi bir süre tutmayacağız. Tadını çıkara çıkara gideceğiz. Gel isterseniz hiç vakit Ben ilk soruyla başlayalım. Klasik bir sınav sorusudur. %100'dür arkadaşlar. Mutlaka gelir. Bakın karakteristik tat ve kıyı kelimelerinin anlamları verilmiş yukarıda. Ve diyor ki aşağıdakilerin hangisinde diyor bu anlamları karşılayacak şekilde kullanılmıştır. Yani şuradaki anlamlara uygun kullanım. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde var diyor. Üçü de bu anlama birebir uysun diyor. Karakterist için ne diyor? Bir kimse veya nesneye özgü olan ayırıcı nitelik değil mi? Tipik özellikler. Yani çok karakteristik bir yapısı var onun. Yani herkeste olmayan kendine özgü. Bunu anladık tamam. Tat. Canlıların besinlerdeki uçucu olmayan bileşikleri damak, boğaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktaları aracılığıyla algıladığı duyum. Tatma duyusu. Özgün özellik kıyı kenar. Hemen başlayalım. Dere kıyısına oturup, dere kenarına oturup oluyor. Kıyı kenar anlamında kullanılmış. Bu tuttu. Ayaklarını suya daldırmış. Elindeki üzümlerin tadını övüyor. Evet tadı derken tattığı şey. Tadının güzel olduğunu söylüyormuş. Tamam. Bölgenin karakteristik özelliklerini anlatıyordu. Evet o bölgeye has özelliklerden bahsediyordu. Çok güzel. Burada karakteristik ifadesi buradaki anlamı uygun olarak kullanılmış. Kesinlikle doğru cevabımız Adana olacak. Güzel başladık. Sağlam başladık. Lütfen bu tarz sorularda sağlama yapmayın. Tabii ki tüm şıklara bakalım. Ama en azından ya bir garanti alayım. Bir de öbür şıkka bakayım gibi bir sizin sınavda asla olmasın arkadaşlar. Aman dikkat. Peki. Kıyılardan gelen buranın karakteristik rüzgarları kenarlardan gelen değil. Kıyı şeritlerinden gelen anlamında kullanmış. Bir kere kıyı bile burada aslında e, anlama uygun değil yukarıdaki anlama. Ne diyor? Kandilli akıntısını geçiyoruz. İşte küçük suyun karakteristik özelliği olan kasrı kıyıda bembeyaz duruyor. Yani şeritte, şeritte, kıyı şeridinde değil mi? Ve insana masalsı bir tat veriyor. Tamam, yukarıdaki kıyıyı belki kenar olarak zorlayabiliriz. Burada sıkıntımız yok ama yani masalsı bir tat veriyor derken bildiğimiz anlamdaki tattan bahsetmiyor değil mi? Aman dikkat, zevk anlamında söylemiş burada, güzellik anlamında söylemiş. Sokakta, Seyhan kıyısındaki, Seyhan kenarındaki portakal ve limon bahçelerinde kış kavunları biraz gibi biraz tatsız. Fakat karakteristik bir yaz tadı ve kokusu var diyor. Aman dikkat arkadaşlar, burada da Seyhan kenarı Demek çok hoş değil. Seyhan kenarı ne demek Allah aşkına? Seyhan kıyısı. Kıyı şeridi demek istiyor. Burada da kıyı çok uygun olmamış. Diğerleri uygun olsa gibi de dikkat. Ruhunun ıssız kıyıları konuşamadım. Ruhunun ıssız kıyıları da çocukluğunun geçtiği ıssız kıyıları mı? Yani ıssız kenarları değil belli ki değil mi? Ruhunun o bir kere mecazi bir şey o. Kenar olarak da kullanmıyor. Devamında ne diyor? Çocukluğunun geçtiği yerlerin karakteristik tatlarını. Evet oradaki tat ifadesi de çok mantıklı değil. Yukarıdaki anlama uygun değil. Gayet net arkadaşlar. Soru 1'in cevabı Adana olacak. Geldik ikinci sorumuza. Bakalım ikinci soru bizden ne istiyor? Hemen şöyle yaklaştırdım. Aşağıdakilerin hangisinde Hangisi? Bu parçada geçen bir dönemin kolektifinin anısını barındıran belleklerdir. Sözünü anlamca en yakındır diyor. Bir dönemin kolektifinin anısını barındıran bellekler. Oba! Yani o dönemin anısını barındıran, bulunduran hafızalar. Bu ne Allah aşkına? Bakalım şıklara. Dönemsel sosyal olaylarda sosyal olaylar eserde yer almaktadır diyor. Eserlerde yer almak yok. Kişisel yaşamı anlatırken dönem özelliklerine abartılı verilmesi söz konusu. Abartılı verilmek. Yok döneme ait ortak izler içermekleri evet o dönemi arındıran, barındıran, o dönemleri burunduran değil mi? İçerisinde o anıları en azından içeren bellekler, hafızalar burada içermektedir derken barındırmak. İzler derken kolektif anı vurgusu var. O döneme ait evet bir dönemin demiş. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Kelime kelime gitmek zorunda kaldık. Burada metne ihtiyaç duymadık ama bize verilen cümleyi anlamaya çalıştık. Çünkü oradan da çok rahat gidebildik. Çünkü böyle aman ama mecazi bir vurgu olmadığı için metne ihtiyacımız yoktu bu soruda. Hadi gelin üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Çok güzel sorular bunlar yalnız. İnanılmaz kaliteli, inanılmaz kaliteli. Uyuşmamaktadır arıyoruz. Hemen cevaba gidelim. Yeniden yapılandırmada, farklı metotlar denemede. Yeniden yapılandırmak demek tekrar yapmak değil mi? Bunun alakası yok yani farklı metot değil. Sunulan, arz edilen bir şeyi sunmak, arz etmek doğru. Göz önünde bulundurulursa, dikkate alınırsa gayet doğru. Uzağında olduğumuz, ilgi alan dışında kaldığımız, evet bizim uzağımızda kaldı biraz ilgi alan dışında mantıklı, hiç sorun değil. Geliştireceği diyor, ileri götürücü, evet bir şey geliştirmek daha ileri, daha iyi hale getirmek, ileri götürmek anlamına gelir. Yani metni okumaya ihtiyacınız yok, metni okursanız büyük hata yaparsınız. tam bir zaman kaybıdır. Bu sorulardan sadece 6 çizili okumak %100 cevaba götürür ve birkaç saniye içerisinde %100 yüz Ha ona rağmen hocam vallahi sen dedin %100 ama yani ben bir türlü anlayamadım ya altı çizeliği de ayraç içindekini bir türlü anlamlandıramadım ancak o zaman içinde bulunduğu cümleyi okuyunuz yine metnin tamamını okumayınız yani metnin tamamını okuma vurguları 100 yıl önceki vurgulardır çok eski ilkel vurgulardır artık o geçti cümleyin tamamını zaten metnin tamamını anladıktan sonra yaparız ki onda bir şey yok ki amacımız doğru yapmak değil ki bizim amacımız. Çok hızlı ve doğru yapmak. Bütün mesele bu. Önceden hızlı vurgusu yapıyorduk artık çok hızlı. Yani çok hızlı ve doğru cevaba gitmeniz burada önemli. Yoksa herkes bu soruyu doğru yapabilir. Sonuna kadar ben bu metni okursam satır satır. E bir zahmet yapayım yani. 3 dakika ayırdıktan sonra bu soruyu herkes yapabilir ki bunu. Mesela 15-20 saniyede çat çat doğruya gitmek. Hızlı çözmek ve doğru çözmek arkadaşlar. Aman dikkat. O yüzden lütfen kasmayın. Ayrıca içindekine bakın geçin. Hata mı yapıyorsunuz ya da Baktınız bir türlü anlayamıyorsunuz. Ayrıt içindeki çıkmıyor. O zaman cümleye bakarsınız. İçinde bulunduğu cümleye. Lütfen metnin tamamını okumayın. Çok ilkel yöntem. Yani onu benim size vurgulamam için bir 60-70 yaşında falan olmam lazım. Arkadaşlar hepsini okuyun falan demem lazım artık. Onları geçtik hocam. Onlar geçti, öldü. Çok eski o vurgular. Aman dikkat. O vurguları hiç duymayalım, dinlemeyelim bile. Peki. Bu cümledeki altı sili sözün cümleye kattığı da açısından hangisi de yoktur? Yeryüzünün en kaliteli sorusudur. Daha ötesi olamaz neden hocam? Ya Allah aşkına bir tane kelime var yukarıda. Onun anlamını ben çok iyi kavrayacağım. Atıyorum cevap Adan olsun. Bursa, Ceyhan, Denizli ve e de aynı olduğunu göreceğim. Bu inanılmaz bir şey bu. Yani yukarıdaki altısı ifadenin katta anlamı hangisinde vardır dese anlarım. Soru budur. Böyle olmalıdır değil mi normalde? Ha, basit olan bu anlaşılması gereken bu. Beklediğimiz soru tarzı bu. Ama bir bakıyorsunuz burada olmayanı bulmanızı istiyor. İnanılmaz bir şey. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yalnızlık duygusu temelde dışında kaldığımız veya geri dönmek için hissettiğimiz derin bir yer. Yurt özlemidir. Temelde, esasta, aslında demek istiyor. Bitti. Artık burayı okumanın, bir şey yapmanın bir manası yok ki. Biz bunun ne olduğunu anladık. Hadi başlayalım. Herkesin merak ettiği bu işin esasında, esasında. Ops tamam buradaki anlam var. O katta anlam var. Oylumlu bir şiirde şairin nasıl anlatmak istediği hiçbir zaman tam olarak anlaşılmaz. Asıl kelimesi yine temelde ifadesini tam olarak karşılıyor. Çocuk kitabı meydana getirirken en önemli nokta çocuksluğun merkezde yer almıştı. Yani merkezde, temelde, esas asıl eyvallah. Burada en önemli, önemli ifadesini de alabilirsiniz. Bir makalede belli başlı konular ara başlıklarla verilerek okurun onları görmesi amaçlanır diyor. Evet, belli başlı konular. Belli başlı ifadesi de yine temelde şekliyle alınabilir arkadaşlar. Yazar yayıncısına ilkelerini en baştan açıklayarak yayın sürecini sonuna kadar şeffaf olarak yürütmeli. Burada şeffaf vurgusu dikkat çekiyor ama şeffaflıkla temelde aslında esasında ifadesi arasında hiçbir anlam ilişkisi yok arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Gümbür gümbür gidiyoruz. Hemen 5. soruya geçelim arkadaşlar. Gelsin 5. sorumuz. 37. gündeyiz. Aman dikkat. Boşluk doldurma. Ben hemen size söyleyeyim. Son boşluklarla hareket etmelisiniz. İkinci boşluktan falan da cevaba gitmez. Yani şurası tamamen çöp. İlk boşluğu gelip de burada denemeniz Tam bir ilkellik. Tam bir ilkellik. Bak seriyi geçiyorum. Geçtim şurayı boş ver. Ne diyorum? Teknolojik gelişmeler eyvallah karşısında hakim konumdan vesaire konuma inen. Şimdi hakim konumdan vesaire konumuna. Dirençli kendine güven duyan aciz kendini yenileyen güçlü. Şimdi hakim konumdan aciz konuma düşünülebilir. Ben bu konuya çok hakimdir artık hakimdim artık aciz kaldım diyebilirsin. Yani kendine güven çok da bir şeye gidemiyoruz açık söyleyeyim. Valla başka bir şık da yok yani. Neyse devam edelim. Cevabı net olarak göstermiş olduk ama devam edelim. Bunun sonucunda da modernist romanda olayları çözen bir kahraman değil. Edilgenleşmiş yani başkası tarafından yaptırılan anlamda. Edilgenleşmiş nokta nokta ön plana çıkmış bir kahraman vardı. Yani aciz ve artık kendi edilgenleşmiş iç gerçeğiyle. Yani iç gerçeklerinde bile kendisi etken değil. Kendisi ön planda değil. Yine başkaları tarafından yapılıyor, yaptırılıyor. Doğru cevap kesin geceye. Bakın arkadaşlar. Yani şu boşluğu deneseydik hala tek tek o mükemmel süper. Ya şurası en az iki dakikamızı yiyecekti. Sonra gelecektik. İkinci boşluktan aciz ya bu büyük ihtimal deyip Ceyhan'a ne zaman? 2-3 dakika sonra. Biz ne yapıyoruz? En fazla 15-20 saniye arkadaşlar. Vallahi billahi budur hocam budur. Bu boşluk doldurma sorusunda ikinci ve üçüncü boşluk olayı kesinlikle bitirir. Bütün sorularda bu böyledir. Taktik çok nettir. İçiniz rahat olsun. Hadi gelelim arkadaşlar 6. soruya bu arada. Yanımda kitaptan da denemeler açık. Ben bir yandan da ona da tık atarak gidiyorum yanımdaki e, sorulara. Evet 6. sorudayız. Bu parçadaki 6. sözü anlatmak isteneni soruyor. Bakın. İç yaralayıcı bir insanlık durumuyla, küçücük bir enstantaneyle, etkisi 70 yıldır süren sinek aldığı öyküsüyle en ağır bir şekilde mahkum etmiştir diyor. Tamam eyvallah. İç yaralayıcı bir insanlık durumu. İç acıtan bir insanlık durumu. Hoş olmayan bir insanlık durumu. Başlıyorum. Kurguya yer vermeden gerçeği olduğu gibi anlatması. Olduğu gibi anlatmak yok. Tamam eyvallah. Ya yani burada iç yaralayıcı bir insanlık durumu diyor. Bir, bir durumdan bahsediyor. Ya yani böyle olduğu gibi anlatma ya da kurgu yok falan demiyor. Bursa. Yaşanmışlığın trajik boyutunu insana delinden duyurması. Ya şimdi trajik demek, iç yaralayıcı demek. Yaşanmışlık demek evet insanlık durumuyla karşılanabilir. Derinden duyulması evet. Yani iç yaralayıcı, içini yaralıyor. Ta içini yaralıyor yani çok derinden hissediyorum ben bu acıyı. Değil mi bu yarayı? Doğal olarak doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. İnsan gerçeğinin tüm ayrıntılarıyla ayrıntı yok. Tanık olan insani dramların yalın bir dille anlatılması. Yalın bir dil yok. Yaşananların zihinde sürekli canlı tutulması, canlı tutulması yok. Bakın mantık bu kadar net. Bu cümlelerin hepsi cevap olabilirdi. Bu tamamen benim anlatımımla alakalı bir şey. Yani şöyle bir anlatımım olsa mesela. Ceyhan'ı bir okuyalım arkadaşlar. Olabilir ya biraz dursun. Denizli belki falan. Bu değil abi. Net olmalıyız. Nesnel olmalıyız. Arkadaşlar bütün mesele bu. Ben bana verilen cümledeki anahtar kelimeleri karşılayacak şeyler var mı? Ona bakıyorum. Bu kadar net. İçiniz rahat olsun. Evet arkadaşlar geldik yedinci soruya. Bakalım 7 soru bizden ne istiyor? Yukarıdaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır? Oh be! Rahatladık. Dur kalem sakin ol. Tablet sakin ol. Rahatladık. Çünkü vardır diyor. Ben A der geçer, geçerim bu kadar. B der geçerim. C de bulur geçerim bu kadar. Ama yoktur deseydi tek tek burada var orada var şurada var burada var. Hah burada yok diyecektik. Onu yapmak daha zor olacaktı. Bu soru biraz daha rahat bir soru. Hadi bakalım ne diyor. Kant bugün modern doğa bilimleri tam Kant'ı anlatıyor. Sonra diyor ki Basitçe söylenirse Kant modern yani o kadar yukarıda anlattım anlattım ama yani kısaca özetle kolay bir şekilde söylemek gerekirse diyor Kant modern doğa bilimiyle anılan beyinle ilgili çalışmalarla tanınan bir düşünce insanıdır diyor. Gayet de güzel bir ifade. Hemen başlayalım. Söyleyiş önem veren şairler herkesin kullandığı kalıplaşmış ifadelere basma kalıp yani şiirlerinde yer vermek istemez. Göremiyorum burada kolay vurgusunu hissedemiyoruz. Onun öykülerinde sıradan kişilerin yaşamları okurda iz bırakan bir anlatımla can bulur. Yine burada kolaylık yok. İşini özenerek yapan kişiler çevrelerinde övgü ile söz edilir, parmakla gösterilir, saygı duyuyoruz. Şirketin bu karmaşık sayılara boğularak verilmek istenen halini kolayca ve korkusuzca ifade etmek gerekirse batıyoruz. Yani kolayca artık uzatmaya gerek yok. Yani kolayca, basitçe, direkt olarak söylemek gerekirse diyor. Buradaki kolayca, oradaki basitçeyi %100 oranında karşılar. %100 Karma karışık bir dili. Her metinde kullanmak doğru ve yerinde bir davranış kabul edilmez. Artık bunun yüzüne bakmaya gerek yok arkadaşlar. Gelelim 8. soruyor Neredesin 8? Evet hangisinde diyor? Hangisi? Yanlış kullanılmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Gönül avlamaktan söz ediyorsanız birini hoşnut ettiğinizi anlatmış olursunuz. Evet yani gönlünü avladım Gönül almak, gönül avlamak. gönlünü avlamak evet biraz böyle şey bir kullanım. Çok kullandığımız bir ifade değil yani. Sürekli gönül almaya gidiyoruz ama avlamak. Gönlünü avladım artık yani o ben de cepte tamam. Yani hocam hoş ettim yani gönlü hoş oldu tamam. Burada bir sıkıntı yok. Söz arasında kullandığınız baltayı taşa vurmak sözüyle farkında olmayarak birine dokunacak sözler. Vallahi baltayı taşa vurduk abi. Nereden söyledim bunu dersiniz ya. Tam olarak bu doğru. Bir konuda eğilimini açığa vuran kişiye rengini belli ettiniz deriz. Yani bir, bir konu vardır. Benim görüşüm bu kardeşim. Rengini belli ettin sen dersin değil mi? Eyvallah. Hatası ile kendini çok belli eden ise göze diken olmuştur. Oba! Göze diken olmak mı? Uuu! Süper! Diken burada batmak. Hatayı vurguluyor sanki değil mi? Aman belli etmekse göze artık batırıyor o anlamda. Aynı şekilde kendi bildiği gibi davranan söz diye suyuna gitmek. Hayır amman dikkat! Yani onlar söz dinlemez kişiler değil mi? Söz dinlemez ifadesi çok daha e, mantıklı olurdu. Suyuna gitmek onun sevdiği şeyleri yapmak. Ya yani suyuna gittik artık. Kuyuna gittik. Ya yani onu çok böyle sevdiği şeyleri yaptık artık. Yapacak bir şey yok. O nasıl istiyorsa öyle yaptık. Suyuna gitmekten kasıt o. Seveceği şeyleri söyledik, yaptık anlamlarına geliyor. Söz dinlemeyen yani, öyle iş. Yani asla ama asla kimseyi saymayan, sallamayan bir tip ifadesi burada yok arkadaşlar. Suyuna gitmek eyvallah. Doğru cevap olacaktı. Suyuna gitmeyi böyle açıklamıyoruz. Peki gelelim 9'unu soruyor hocam. Neredesin 9? Buradayım hocam. Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak hangisi söylenebilir demişim. Şimdi bakalım. Alper Tunç ister metinle başlayın ister seçenekle. Ben seçenekle başlamaya bu sorularda alışkanlık haline getirdim ama burada tek bir cümle var o yüzden cümleyi okuyacağım ve başlayacağım. Alper Tunç, Kırmızı Azap'ta bir araya getirdiği kısa öykülerinde hayatın damaklarımızda bıraktığı buruk tadı ve acıları edebiyattaki ilk durağı olan öykülerinde incelik işliyor demiş. Eyvallah tamam acılar vesaireler işlenmiş eserlerinde. Yazın yaşamını öyküler yazarak sürdürdüğü. Yani hayatına böyle devam ediyor, edebiyat hayatına böyle devam ediyor diyebilir miyiz? Hayır tabii ki bunu çıkaramayız. Çünkü ilk durağı öyküler diyor. İlk başta öykü yazmış sonrasında da bir şeyler yazmış o belli. İlk durağı öykü ise ikinci, üçüncü durağında şiir, roman bir şeyler yazmış bu vatandaşımız değil mi? O zaman geçtim bunu. Yaşamın içinden albenili renkleri öykülerine taşıdığı diyor. Bakıyorum çok da albenili değil yani bıraktığı duruk, buruk tat diyor yani çok da böyle hoş şeyler değil diyor. Kötü şeyler anlatıyor diyor yani. Ceyhan hayatın gerçek yüzünden beslenen öyküler kaleme aldı. Evet hayatın damaklarımızda bıraktığı buruk tat bunu tam anlamıyla karşılıyor ve evet bundan besleniyor. Bundan yararlanıyor. Öykülerde de yer vermiş. Tamam doğru cevap kesinlikle Ceyhan olacak. Son kitabında toplumsal gözlemlerle yazdığı öykülerine yer verdi diyor. Saygı duyarı son kitap burguzu hiç çok ortada. Yazın yaşamı boyunca öykü dışındaki türlerde eser vermediği değil tam tersi verdiği olabilirdi. Değil mi? Yukarıda ilk durağından öykü diyor. Belli ki başka duraklarda durmuş. Başka türlerde de yazmış. Buradan onu çıkarıyoruz. Süper soru. Geldik arkadaşlar 10. soruya. Ne diyor 10. sorumuz? Bir yandan da işaretliyorum. Aşağıdaki hangisi bu düzelerden çıkarılabilecek bir yargı değildir. Değildirler. Yokturlar. Olumsuz sorular. Biliyorsunuz biraz daha zor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Mutlu olmak her vakit elimizdedir. Bütün istediğimiz bundan ibaret. Köylüye toprak, konboya kement. Her şeyin başında. Her şeyden önce hürriyet. Eyvallah. Meslek sahiplerinin temel ihtiyaçları karşılanma Evet hürriyet. Özgürlük yani burada köylüye toprak, kovboya kement, meslek sahibinin ihtiyacı neyse o verilmeli gibi bir anlam çıkıyor. Ben A'yı buradan çok rahat çıkarabiliyorum mesela. Devam. Özgürlük her şeyden önce gelen bir kavramdır. Evet her şeyden de önce özgürlük diyor çünkü. Tamam hürriyetten kasıt o. Kişilere işlerini yapabilme imkanı sunulmalıdır. Evet yani bunları çok rahat söyleyebiliyoruz zaten Ceyhan'ı. Üçüncü satırdan yine. Kişinin mutlu olması başkalarının eylemlerine bağlı değildir diyor. Şimdi her şeyin başında önce hürriyet. Özgürlük olsun diyor. Başkalarının elimine bağlı olmayalım diyor değil mi? Hürriyet vurgusu zaten bize bunu söyler. Her insan mutlu olmak veya özgürlük arasında bir seçim yapmak zorundadır. Hayır canım. Mutluysan özgür değilsin. Ya da özgür değilsen işte özgürsen mutlu değilsin. Ama böyle bir bağlantı yok arkadaşlar. Aman dikkat doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. 9. soruda. Geldik 10. sorumuza. Bakalım 10. soru bizden. Ops neredesin? 11. sorumuza daha doğrusu. 11. soru bizden ne ister? Eyvallah. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleyici öge yer verilmemiştir diyor. Betimleyici öge yoktur diyor arkadaşlar. Tabiatla savaşını kazanan Madelin 15 yaşında olmasına rağmen eni kodu kadınlaşmıştı. Gelişmiş serpilmişti yanık yanaklarında pembe güller açmaya başlamıştı yeniden. Yanık yanak pembe gül. Burada betimleyici var arkadaşlar. İspanyol kızlarının alınlarını andıran alnında ikiye ayrılan siyah saçları. Siyah saçlar burada da var. İnsanın bakışlarıyla okşar, insanın bakışlarıyla okşarken kırılacağından korktuğu ince, hoş yapılı bir orta çağ heykelciğine. Evet betimlemeler havada uçuyor. Değil mi? ince hoş yapılı. Ama sağlık onca çabadan sonra nihayet açılmış olan bu çiçek. Nasıl çiçek? Şöyle şöyle bir çiçek. Eyvallah güzel geldik artık cevaba. Rahip Dominis gittikten sonra Victor bana Madeline ve Jake hakkında bilgi verme gereği duydu. Burada bilgiler verilmiş, açıklamalar yapılmış ama bir sıfat yok. Yani burada iyiler, güzeller, kötüler yok. Herhangi bir betimleme yok, detay yok. Doğru cevap kesinlikle 11'de Edirne olacak. Geldik 12. soru arkadaşlar. Hangisi diyor? Kişisel düşünce içermektedir. Bence çok rahat yaparsınız. Çok güzel, tatlı bir soru. Tam sınav formatında. Hemen bakalım. Ahmet Ümit Kırlangıç çığlığı adlı romanında 21. yüzyıl Türkiye'sinde pedofili, göçmen sorunu, mafya üçgeni içinde sıkışıp kalan insanları konu edinmiştir. Hangi konuları ele aldığını söylüyor? Yani nesnellik var. Reklam filminde tüketiciyi temsil eden, aslında ağzından söylenen tümceler tüketici beklentisini iki anonsuna vurgu yapar. Gıda güvenliği ve tüketicinin kendini özel hissetmesi. Yine nesnel vurgular. Metin çeşitliliği açısından baktığımızda empati dili hem kurmaca metinlerde hem sosyal medyada hem ürün pazarlamada hem de günlük dilde etkili bir biçimde kullanılmaktadır diyor. Burada etkili ifadesi kişisel düşüncedir. Bence etkili değildir. Bence öyle değildir. Sence öyledir. Yani öznellik var. Doğru cevap tabii ki Ceyhan olacak. Kurmaca metinlerde dil karakterler tarafından sergilendiği için hem empatinin Tüm seviyeleri hem de empati basamakları ile ilgili daha fazla veri elde edilebilir saygı duyuyoruz. Haber metnine konu olan olay ve olgunun içinde yer alan kişiler haber aktörleri olarak adlandırılır ve olaylar belirli aktörlerin belirli bir zaman ve mekanda bir arada bulunmalarıyla gerçekleşir. Saygı duyuyoruz. Hepsi nesnel vurgular. Ceyhan, öznel vurgu yani kişisel düşünce içeriyor. Aman dikkat. Geldik 13. cümleye, 13. soruya. Bakalım 13. cevabı ne olacak? Aşağıdakilerden hangisinde? Hangisi diyor? Anlamca bu cümleye en yakındır. Haydi başlıyoruz arkadaşlar yüzsüzlükle elde edilen başarıdansa onurlu başarısızlık daha iyidir yani böyle evet birilerine sürekli böyle yaranmaya çalışarak falan elde edip başarılı olacaksan kardeşim yani onurun artık yani yüzsüz bir şekilde gideceksen yüzüme elim aldım gittin derler ya o şekilde gitti başarılı olmaktansa diyor e, başarısız olurum ama onurlu olurum be kardeşim diyor Hemen başlayalım. En yakın ifadeyi bulacağız. Başarısızlığın nereden ve nasıl geleceği belli olmaz. Onurlu kişiler başarılarına gölge düşünmek istemezler. Güzel fena değil. Onurunu yitirenler yüzsüzlüklerinden rahatsız olmazlar. Ne alaka? Başarılı. Ya bu doğru bilgi de ne alaka derken doğru bir cümle ama yukarı ile alakası yok. Başarılı olmak isteyenler her olasılığı göz önüne almalıdır. Yani her şeyi göz önüne almalı. Ne alaka? Bu yukarıda çıkmaz. Bu da doğru bir cümle ama. Onurlu yenilgi ve hileyle kazanılan zafere tercih edilir. Doğru. Yani yüzsüzlükle, hileyle bir zafer elde etmektense onurlu başarısızlık. Onurlu yenilgi işte.

azıcık aktarılmış. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak 13. soruda. Evet arkadaşlar geldik 14. soruya. Bu parçayı bu cümleye göre diyor. Yazarın dil özellikleri arasında hangisi yoktur? Yoktur olumsuz soru. Işıktan başlarım kardeşim ben. Yerel söyleyiş, yoğunluk, simge, betimleme akıcı anlatım, beslendiği topraklardan can bulan, halkın ağzından devşirilmiş sözcükleri. Halkın ağzı, yerel söylem gitti. Yeni bir dizimle karşımıza çıkaran yazar Okuruyor mayan kısa ve sürükleyici cümlelerle. Sürükleyici cümle, akıcı anlatım. Gözümüzün önünde canlandıran resimler çıkar. Göz önünde canlandıran resimler. Betimleme Az sözle çok şey anlatabilmek Az söz çok şey özlülük yoğunluk Yoğunluğu karşılar yoğun bir anlatım var Adam bir iki cümle söylemiş binlerce şey anlatmış Çok yoğun demek ki kelimeler cümleler Ede olarak simge yok kardeşim Hocam devam edin peki az sözle çok şey anlatabilmek için Sözcüklerin çağrışım gücü Çağrışım gücü fena değil ama simge sembol bunlar nerede yani sözcüklerin çağrışım gücü yine yoğunluğa gider bakın ben size söyleyeyim yine Bursa'yı iletir bize. Demek ki çağrışım gücüne ayarlanmış adam iki sözcükle bir sürü şey söylemiş gibi bir şey çıkar. O da yine yoğunluğu hatırlatır bize ama Ceyhan simge kullanma ne bileyim sembole yer verme falan ne oluyor ya bunlar nereden çıktı Allah aşkına? Yok 15. soru aşağı tümün hangisi de Türklerle ilgili farklı bir düşünce dile getirilmiş abi ben müthiş ya. Bu sorular sınav soruları arkadaşlar işte sınavda böyle sorular görüyoruz işte. Hazırlanıyoruz, çalışıyoruz, bir sürü bilgi, bir sürü bilgi. Bir giriyorsun sınava, al sana soru işte. Tam sınav sorusudur bu. Ha, ne dediğini o an anlıyorsun bak. Hangisi de türkülerle ilgili farklı bir düşünce. Demek ki hepsi aynı bir farklı bir bakalım niye anlatıyor deyip okumaya başlıyoruz. Ben de bir yandan kitaptan takip ediyorum işaretliyorum. Yaşanmış üzücü olayların acılarını yansıtan Türküler her zaman insanları etkilemektedir. Her zaman etkiler. Bir türkünün insanlarca neden sevildiğini anlaşılması için ilk söyleyeni bilinmelidir. İki alakası cümle. İnsan gerçeğini anlatan Türküler zamanla herkeste karşılık bulup insanlığın ortak ürünü. Evet herkesi etkiler insanlığın ortak ürünü olur. E demek ki de Rab Bursa. A, C aynıysa D ve E de aynıdır yani bu kadar. Türkülerin etkileyiciliği dinleyenin o türküyle arasındaki bağ göre kişiden kişiye değişir. Etkileyicilik vurgusu var yine Adana ve Ceyhan vurgusu. İnsanlar kendi yaşadığı olaylarla ilgili türküleri dinlerken her sözün etkisini hisseder diyor. Yine etki hissetme durumu var. Tabii ki burada da vurgu A, C, D ve E'nin aynısı olacak. Doğru cevap kesinlikle Bursa arkadaşlar. İçiniz çok rahat olsun. Bomba gibi gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik 16. soru 16. soruda da rengimiz değişsin. Şöyle biraz pembe pembe. Hah böyle gidelim ya. Kırmızı ne abi ya? Evet numaralanmış birinci cümleyle ilgili hangisi söylenebilir? Çok güzel bir soru. Al sana sınav sorusu. 2023'e bak 24'e bak her yerde var. Her sene geliyor. Şimdi ne diyor? Önce bire bir bakalım. Ergenler arasında en düşük internet bağımlılığına sahip grup okul başarısı yüksek olan gruptur. Okul başarısı yüksek internet bağımlılığı düşük. Anladık. İki numara. Anne baba tutumunu. Debak... Çünkü bak iki numara önemli. Neden? Bir numara ile ilgili olan bir şey soracak bize. Diyecek ki iki numaradaki cümleyi destekliyor diyecek ya da zıttı diyecek. Başka bir ya iki çok önemli bizim için burada. Biri anladık tamam. Anne baba tutumunu demokratik olarak algılayan ergenlerin internet bağımlılığı en düşük. Anne baba tutumlarını ilgisiz olarak algılayan ergenlerinki ise en yüksek düzeyde. Anne baba ilgisizse internet bağımlılığı yüksek. Anne baba demokratik bir tutumdaysa eyvallah düşük. Ne diyor hemen bakalım. Ne diyor? İkinci cümledeki bilgileri farklı bir durum üzerinden değerlendirmektedir. Şimdi ikinci cümlede internete bağlılık var doğru. Onu ergenler arasında diye anlatmış. Doğru yani internet bağımlılığı tamam okul başarısıyla ergenlikle açıklamaya çalışmış. Ergenler arasında okul başarısı yüksek olanlar çok yüksektir falan düşük yani okul başarısıyla internet bağımlılığı arasında bir bağ kurmuş. E iki numarada da zaten internet bağımlılığı var ama farklı farklı düzeyde söylenmiş bu anne baba tutumu. Kısacası bir numara 2'deki konuyu farklı şekillerde ele almış. Yani A seçeneği doğru cevabımız olacak. İkinci cümlede belirtilen saftamaların nedenlerini, hayır nedenini söylemiyor. İkinci cümlede anne baba tutumuna göre internet bağımlılığı açıklanırken yukarıda da okul başarısıyla bu açıklanmış. Aynı şeyi farklı şekillerde söylemiş değil mi? Aman dikkat. Tamam. İkinci cümlede belirtilen bağımlılığın her bireyde aynı oranda gerçekleştiği örneklenmek. Her bireyde aynı oranda mı? Hayır. İkinci cümlede açıklanan konuyla çelişen farklı bir durumdan söylüyorum. Hayır çelişen bir durum yok. Orada anne baba durumunun tutumundan bahsediyor. Buradaysa okul başarısından bahsediyor bir de. İkinci cümlede ortaya konulan olgunun koşullarını belirtmektedir diyor. İkinci cümlede bir şeyler belirtilmiş. İnternete bağlılık ama koşullar söylenmemiş. Sadece anne baba tutumu denmiş. İkide bir de de okul başarısı denmiş. Bu kadar. Ya aynı şey farklı şekillerde ele alınmış. Doğru cevap kesinlikle 16'da Adana olacak. Bakalım 17'ye Gelelim Adana'nın Bursa'ma hocam. Numaralanmış tümlerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır diyor. Ergenlik döneminde algılanan benlik olgusu ilk yetişkinlik döneminde de önem arz ettiğinden kişinin benlik arayışı ergenlikle başlayıp hayat boyu devam etmektedir. Bu kavram kişiler arası ilişkilerde ve düşünce yoluyla bireyin kendisiyle diyaloğunda açığa çıkar. Benlik oluşumu anne ve babadan sevgi ve kurallar acılığıyla aile dinamiğinden etkilenmektedir. Tüm bunlar ruh ve beden sağlığının yanı sıra akademik başarı ve bir sonraki aşama olan meslek seçimine kadar etki edebilmektedir. Ergen yetişkin olma yolunda ilerlerken parçaları harmanlayıp doğru olarak birleştirirse yaparsa başarılı bir şekilde benlik kavramını oluşturmaktadır. Yaparsa şöyle olur. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Ekran kendine gel ekran. Ekranda dayanamadı artık. 17. soru oldu onlarca dakika geçti. Tane tane gidiyor dayanamaz abi nasıl dayansın Allah'ını seversen. Süper. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Haydi 18. soruya gidelim. Evet arkadaşlar geldik 18. soruya. Anlatımında diyor aşağıdaki hangisi yoktur? Haydi bakalım isterseniz hangisi yok yaklaştır ancak bu kadar biliyoruz. Benzetmelerden yararlanma, kesinlik bildirmeyen cümle kullanma, nesne anlatımına yararlanma, örneklemeye başvurma, sayısal verilere yer verme. Mesela 15, 21, 27, 10, 18, 10, 1970, 10, 18 bir kere Edirne'ye ele. Yani bizim ders anlatımımızda bu vurgu vardı. Sayıları gör ele gitsin hiç uğraşma demiştik değil mi? Aman dikkat. Devam edelim. Gelişim üzerinde yapılan çoğu araştırmada farklı kronolojik yaşlardaki katılımcı gruplarının tek seferde ve aynı anda gözlemleyip karşılaştırıldığı, karşılaştırıldığı enlemesine tasarım kullanılır. Bu durumda araştırmacı yaş değişikliklerine ilişkin davranışsal farklılıklarla ilgili sonuçlar çıkabilir. Çıkabilir değil mi? Tamam. Çocukların düşmeden yürümeyi nasıl öğrendiklerini tespit etmek isteyen araştırmacılar 15, 21, 20 vesaire aile çocukları aynı laboratuvarda incelediler. Ama örnek veriyor aslında burada şunu şunu şu çocuğu bu çocuğu bu konuda araştırma yapmak isteyenler değil mi örneklemeyi verdi bize. Burada sayılar var. 1970'ler, 10-18'ler, 23'ler, 33'ler vesaireler. Nesnel bir anlatım olduğunda biz buradan çok rahat çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Devam. Enlemesi ne diyor? Tasarımların dezavantajı hem doğum yılı hem de kronolojik yaş açısından farklılık gösteren bireylerin karşılaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Yaşla ilgili değişimler farklı doğum yılına sahip bireylerin yaşadığı sosyal veya siyasi koşullardaki farklılıklarla karşılaştırılmaktadır. Güzel. Dolayısıyla 10-18 yaşlarındaki örneklemleri karşılaştıran bir çalışma katılımcıların 1970'lerde büyüyen 10-18 yaşındaki bireylerden hem farklı dönemler hem de gelişim evreleriyle ilişkili sebeplerden dolayı farklılaştığını ortaya koyabilir diyor. Ya ortaya bunu koyabilir, edebilir. Nesten bundan yani Olasılık bildiren ifadeler. Bunlar olasılık bildiren ifadeler. Nestel gibi başlıyor. Bakın sayılar var ama son cümlemiz baya baya ortaya koyabilir derken olasılık ifade etti. Yani kesinlik Ben bir cümledir son cümle. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak bir yandan da işaretlemeye devam. Geldik arkadaşlar 19. soruya ne diyor? Anlatımı ile ilgili hangisi söylenemez? Hemen bakalım. Sayıp dökme, birinci kişi anlatım, betimleyici öge, mecazlı söyleyiş işte, devir cümle. Şuraya lütfen bir 2025 yazın. Bir ekran görüntüsü alınsın arkadaşlar. 2025'te çok benzer seçenekler göreceksiniz. Yüzde yüz. Lütfen bir ekran görüntüsü alsın. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü bu, bu, şıklar yani olacak gibi değil ya. Olacak gibi değil. Bu seçenekleri cevap cebe koyan bir vatandaşın cevaba ulaşamama ihtimali yok. Bitti. Budur. Hadi gidelim isterseniz hemen cevabına. Çat 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 gidelim. Dostumuz topluluğumuza katılan son üyeydi. Ondan sonra ne derece parlak olursa olsun hiçbir adayı aramıza almadık. Biz birinci kişiyle anlatım. Süper. Devam almayı düşünmedik bile eyvallah hatta adaylık diye bir şey söz konusu değildi artık o aşamadan itibaren güzel eyvallah buraya gelen her şey yolunda onunla son noktayı koymuştuk büyüyüp genişleme işine dostumuzun herhangi bir konuda aşılması ya da yanına yaklaşılması söz konusu bile olamazdı ha bu arada büyüyüp genişleme işine diyor noktayı koymuştuk devrik bir cümle arkadaşlar eyvallah. Aynı zamanda noktayı koyma kıfatesi mecazi bir söyleyiştir. Gerçek anlamda noktadan bahsetmiyor. Son vermiştik demek istiyor. Mecazi bir söylem bu devam. Onun katılımıyla kıvamımızı, ritmimizi, tadımızı, huzurumuzu, güvenimizi ya sayıp döküyor sayıp döküyor. Bu örnek değil. Ben bir şey anlattım ve onunla ilgili örnekler sıralıyorum demiyor ki adam. Bu adam şunu bunu onu virgüllerle sıralayarak sayıp dökmeye yer veriyor. Çok iyi bir soru, çok iyi bir örnek. Doğru cevap Ceyhan. Upuzun bir metin, çarşaf gibi bir metin ve bu metinde betimleme yok, inanılacak gibi değil. Ben bu parçayı kaldıramam, bu paragrafı kaldıramam. İnanılacak gibi değil ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sen koskoca 70-80 tane kelime, 100 tane kelime kullan. Hiç betimleme yok, sıfat, sıfat hiçbir şey yok. Yani sıfatlar var da böyle hani betimleme yok yani sarılar kırmızılar falan iyi güzel uzun kısa böyle bir şey yok yani betimleme detay yok. Detay yok. İnanılmaz. İnanılmaz hiç alışkın olduğumuz soru tarzı değil dehşettim. Evet arkadaşlar geldik 20. soruya. Bu parçalantım ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın tane tane gidelim. Açıklama yapılmıştır açıklama. Öznel yargıya yer verilmiştir. Öznel yargı. Tek düzelikten kaçınılmamıştır. Tamam hiç kaçınmamış yani tek düzelikten. Tek düze devam etmiştir diyor. Deyim kullanılmıştır. Güzel tahmin edelim. Başlıyorum. Anadolu'nun karmaşık biyolojik ve kültürel çeşitliliği anlaşıldıkça, Anadolu'nun sadece Mezopotamya ve Avrupa arasında bir köprü değil, Aynı zamanda özgün kültürel ve biyolojik çeşitliliğin ortaya çıktığı çok katmanlı bir yerleşim merkezi oldu ortaya çıkar. Açıklama yaptı, bana bilgi verdi. Anadolu genelinde yapılan çalışmalar Anadolu'da insan gruplarının çeşitli tarihsel dönemlerde, değişik coğrafyalarda yaşadıklarını, karıştıklarını, dağıldıklarını, bir araya geldiklerini ve dolayısıyla yerel düzeyde karmaşık ve zengin kültürel ve sosyal yapılar oluşturduklarını gösteriyor. Zenginlik konusu tamamen özneldir. Kaç kişi geldi bir araya da ben buna zengin diyeceğim. Baştan sona öznel bir yargıdır. Devam. Bugün baktığımızda Anadolu'nun yerel tarihini dikkate almayan genel çalışmaların dikkate almak ifadesi burada arkadaşlar deyimdir. Dikkate almak, dikkate almak, dikkat, deyimsel bir kullanım bu. Devam. Bu arada metnin başından sonuna da yani tek düze bir anlatım var. Tek düzelikten hiç kaçınılmamış yani. Tek düzelikten kaçınılmamış. bir anlatım bu yani. Tek düzelikten kaçınılmamış hiç. Olmaz. Tahminlerde bulunmuştur. Hayır tahmin yok ki. Yani şunu şöyle olacağını ben size söylemiştim bakın gördünüz gibi bir ifade yok arkadaşlar. Amman dikkat ya bu kolonyayı nereden yanıma koydum ya. Her videoda göster göstermek zorunda mıyım ben bunu ya? Şunu yanıma koydum. Nereden aldım? Nasıl aldım bilmiyorum. Yanıma gelmiş ya Vallahi Ben de biri sık Allah sık sık Allah sık her soru geç. Hep şu hareketle soru çözüyorum. Allah bismillah geliyoruz falan gibi. Yağlı güreş gibi böyle. Vallahi her tarafımız kolonya oldu ya. Şu an odaya bir gelseniz. Yani odanın kapısını açıp içeri giremezsiniz. Resmen kolonya patlaması var burada ya. Çakma çaksak gittik yani. Son videomuz olabilir çakma çaksak. Allah göstermesin. Evet 21. sorudayız arkadaşlar. Ne diyor? Allah'tan çakmakla işimiz yoktu arkadaşlar. <laughs> Sosyal mesajımızla <laughs> vermiş olalım. Çakmak kullanmıyoruz. Evet tamam. Geldik 21'e. Bu parçada aşağıya hangisi ağır basmakta durur? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? İkilemelere yer verme. Tanır. Bu nasıl bir şey abi? Nasıl yani? Atıyorum cevap Ceyhan. Tanık gösterme ağır basıyor. Bir sürü tanık gösterme var falan mı diyeceğiz değil miyiz? Garip bir soru tarzı. Saygı duyuyorum. Tamam. Koşul öne sürme. Tamam güzel. Devrik cümleler ve tanımlamalardan yararlanma. Bakalım cevabımız ne olacak? Eğitimde müze büyük bir yer veren Platon. Kendi toplumundan farklı olarak bunu son derece kısıtlayıcı bir tavırla yapar. Güzel. Tragedyaların Homeros'un ve Komedya'nın varlığını serbestçe sürdürdüğü Atina toplumuna karşı olarak Platon'un ideal devletinde bunlar tamamen yasaktır. Yani şu ana kadar böyle bir şey göremedik yani. İkileme, yani bir yerlerde bir şey yok. Tanık gösterme yok o da yok. Devri cümlede sen hiçbir şey yok. Yani şuraya kadar çöp. Resmen çöp devam. Allah'ım yardım et. Bu yasağın nedeni müziğin ve sözcüklerin sahip olduğu güçtür. Söz gibi müzik de öyle güçlüdür ki sahip olduğu duygusal yoğunlukla insan ruhunu ve aklını şekillendirebilmektedir. Gençler doğru melodileri ve doğru tondaki müziği dinlerlerse bu onların daha iyi insanlara dönüşmelerine yardım edecektir. Öte yandan uygun olmayan müzikleri dinlerlerse yoza... Haa. Şu müziği dinlerlerse şöyle olur. Şu müziği dinlerlerse böyle olur. Yani koşul öne sürme 2 adet varken diğerlerinden neredeyse hiç yok. Güzel. Farklı bir soru saygı duyuyoruz. Saygı duyuyorum. Sadece saygı duyuyorum. 37. günde geliyorum 22. soruya. Evet arkadaşlar geldik 22. soruya. Eminim yoruldunuz. Farkındayım yüzlerinizden anlaşılıyor. Baktığım zaman herkes bir düştü yani onu söyleyeyim. Ama enerji düşmesin be. Geleceğimiz için çalışıyoruz Vallahi de billahi de geleceğimiz için çalışıyoruz Bu soruları aşacağız Bu soruları burada göreceğiz Burada bunalacağız lanet olsun hocam bitir Allah aşkına diyeceğiz ki Sınavda demeyelim sınavda rahat edelim Sizin için her şey Bak bu kolonya bile vallahi sizin için Vallahi bak bu enerjiyi ben buradan şu an için alıyorum Lütfen haydi toparlanalım ya Hangisinden sonra bu cümle gelir diyor taktiğimiz net Bu soru 10 saniye sürmez bak bu soru tekrar ediyorum 10 saniyeyi geçmez geçememeli geçmemeli ne yapacağım? Bana verilen cümleyi tık, tık 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 okuyacağım. Bir tane iki tane anahtar kelime belirleyeceğim. Benzer bir şey geçiyorsa bir de cevap bir diyeceğim. Birden sonra gelme çok mantıklı diyeceğim. Benzer bir şey geçiyorsa iki de iki diyeceğim abi. Üçse üç. Bak şimdi. Hangisinden sonra diyor. Her ne kadar birçok ülkede kırsal kalkınmayı ve yerel değerleri ön plana çıkartan politikalar teşvik edilse de dünya genelinde kentsel alanlarda yaşama eğiliminin daha yüksek oldu. 4-5 saniye bunu okudum hocam bak. Ne olursa olsun ne yaparsanız yapın kentsel alanlarda yaşama eğilimi fazla diyor. Bir numaraya bakalım acaba bundan sonra gelir mi? Ülkelerin geçirmiş oldukları iktisadi, idare ve kültürel evrim süreci her ne kadar birbirinden göre farklılık gösterse de genel itibariyle nüfus hareketlerinin kırsaldan kentlere de aynı şey söylüyor. E o zaman cevap 1. 10 saniye bir soru. Bir kişi Allah aşkına 11 saniye sürdü desin ya. Süremez. Süremez. Bu soruyu şöyle çözerseniz 5 dakikadır bu sorunun hakkı. Bir numaradan sonra getir, 2'den sonra getir, 3'ten sonra getir, dörtten sonra getir, beşten sonra getir. Bu ne Allah'ını seversen? Bu Kara düzen soru çözümüdür. Kara düzen bitmiş ölmüş soru çözümüdür bu. Getirelim deneyelim bakalım falan. Bu ne abi 5 dakikada herkes çözer ki. Bakın arkadaşlar bize verilen cümlede hangi vurgu vardı? Kırsaldan kente gidiş. Kentte ne olursa olsun diyor kentsel yaşam artıyor. Yukarıda ne diyor? İdari, iktisadi, kültürel evrim süreci ne olursa olsun diyor yine kırsaldan kente gidiş var. Yani kentsel alanlarda yaşama eğilimi var ya Allah aşkına ya. Doğru cevap adına 23. sorudayız. Evet arkadaşlar geldik 23. soruya. Baştan ikinci olur soruyor bize. Sağlam sorulardan bir tanesi hemen başlayalım. Önce giriş cümlesi bulalım. Yeni yönetmelik harika bir giriş cümlesin sen. Sen dur. Özellikle böyle giriş cümlesi olmaz. Yat limanı ve yatırım işletmeciliği, yat yatırım ve işletmeciliği ilişkin düzenlemeler ise ise biraz okuttu beni. Biraz zorladı ama giriş cümlesi değil hissettik. Üç tarafının denizlerle çevrili olması neyin üç tarafının? Bunu da geç. Deniz turizmi alanındaki düzenlemeler ilk defa deniz turizmini bir anlat da düzenlemelere geçersin. Birle başlayacağımız kesin. Yeni yönetmelik ülkemizde deniz turizminin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle başlarda belli bir kesinin denizde spor eğlenme... Evet geçelim diğer soruya. Doğru cevap kesinlikle 2 numara olacak. Ben 1 numarayı okudum. Giriş cümlesi olduğunu 10 saniyede fark ettik. Yeni yönetmelik ülkemizde deniz turizminin... Şimdi deniz turizmini açacak bana. Önce denizdeki yapılan şeyleri söyle, turizmi aç bir anlat. Sonra düzenlemelere geçersin. Birden sonra bariz 2, sonra 3, 4, 5, 5, 3, 2. Önemli değil, umurumuzda olmasın. Biz cevabı bulduk. İkinci soruyor bana. Hiç affetme. Hadi devam edelim. 24. 24, 24, 24. Deneme avcısındayız. 24. sorudayız. Bitiriyoruz. Ne diyor 24 bakalım. Bu parçanın sonuna aşağı hangisi getirilirse. Yani şuraya şunlardan hangisini koyarsak. Güneşin bir zaman geldiğinde dünyada yaşamamız için gerekli şartları sağlayamayacağı sonucuna ulaşılır. Şimdi Allah aşkına. Benim şu anlamı şunlardan birinden çıkarmam mu? Evet ben metni niye okuyayım? Ne yapacak ki Metin bana? Ne anlatacak ki? Güneş şudur, budur, yıldızdır mı? Ne bu yani? Ne anlatacak bana Güneş? Şey Metin. Güneş de ne anlatacak? Güneş'e de soruyorum. Ne anlatacaksın bana? Bu ne Allah'ını seversen? Soruya yaklaşım çok önemli. Bak çok orijinal bir soru bu. Daha önce hiç görmediğimiz orijinal bir soru. Çıkmadı henüz. Çok orijinal. Ama şimdi bu sorudan ben bunu anlıyorum abi. Güneş bilmem nedir diyeceğim. Atıyorum cevap Adana olsun. Güneş bilmem nedir. Şuradaki anlamı verecek. E yukarıdaki metni niye okuyayım ben? Parçayı niye okuyayım Allah aşkına? Devam ediyorum. Bakın nasıl çıkıyor cevap. Şimdi ne istiyor bizden? Güneşin bir zaman geldiğinde dünyadaki yaşamımız için gerekli şartları sağlayamayacağı. Orta büyüklükte bir yıldız olarak binlerce yıl daha kendini hans özelliklerine devam ettirecektir. Hayır sağlayabileceğini söylüyor bu daha çok. Devam. Mi? 3 milyar yıl sonra yayacağı enerjiyle yeryüzündeki 3 haneli rakamlarda sıcaklık hissettirecektir. Ha, bak işte. Yani artık 3 milyar yıl sonra artık yayacağı enerji maalesef 3 aynı rakamlarda sıcaklık hissedilecek demek istiyor. Yani olayın aslında biraz daha böyle vehameti vurgulanmış. Eyvallah hocam. Doğru cevap kesinlikle Bursa olacak. Burada biraz daha olumsuz bir hava var. Sa diğerlerine bakalım bir. Diğerlerine bakalım. Belki de değil cevap. Samanyolu galaksisinde yer alan 200 milyar yıldızdan biridir. Ve yaklaşık 5 milyar yıl önce oldu. Ne alaka? Geç. Devasa büyüklükte olduğu için galaksimizdeki tüm gezegenlerden daha fazla çıkmıyor. Alakası yok bunun yine bizimle. Yani dünyayı yaşama şartlarını sağlayamayacağı ile ilgili bir şey yok. 3-4 milyar yıl önce şu andaki yüzey sıcaklığından 2000 santigrat derece daha yüksek, düşük bir yüzey sıcaklığına sahipti diyor. Eskiden böyleydi diyor ama şimdi öyle değil diyor. Doğal olarak yine olumlu bir yargı var. Ben Bursa'ya çok rahat arasındaki ilişkiden ulaştım. Peki bana metnin faydası ne olacaktı? Hadi gelelim olayın aslına. Güneşin yüzey sıcaklığı günümüzde 5500 santigrat derecedir. Hidrojenin nükleer füzyon birleşme ile helyuma dönüşmesi sonucu milyarlarca yıldır ısı ve ışık yaymaya devam edebilen güneş. He, bak sonrasında ne diyor? 3 haneli rakamlara. Bak orada 4-5 haneden bahsetti. 4 haneden 3 haneye düşüyormuş. Buradan bunu da çıkarabiliyoruz. Ben en azından burada olmuş bir şey olduğunu hissettim ama diyelim ki hissedemedik. Arada kaldık. Diğer şıkların bariz bir şekilde olumlu olduğu yani sürekli iyiye gidişata işaret ettiğini Bursa'ya bize ne yapıyor? Yine cevap olarak götürüyor. Onu görmeniz yetiyor. Ama yine de metne baktığımızda evet 5500 de bize yardımcı oluyor. Ama bu yardımı sağlayana kadar şuradan benim en az 1-1,5 dakikamı yiyor. Onu anladım, ettim, bir getirdim diyene kadar. Şıklar arasındaki ilişki bana fazlaca yardımcı oldu. A, C, D ve E bariz olumlu. Bursa ufacık da olsa olumsuz. Doğru cevabımız kesinlikle o. Hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Ergenlik dönemi geniş grup kimliğinin ve bireysel kimliğin gelişiminde önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bu dönemin bakın devam ediyor. Bu dönemde devam ediyor. Ergenlik dönemi döneminde devam ediyorum. Bireysel gelişimin normal sürecinde bazı bilinç dışı kendilik ve nesne temsilleri bütünleştirilmeden kalabilmekte. Bir boşluk meydana getirilmektedir. Harikasın sen. Mükemmel bir doğru cevapsın. Çok güzel bir giriş cümlesisin. Akışı tamamen bozuyorsun. Çünkü bir şeyin devamı olabilecek bir ifade yok içinde. Bakın beşe. Başka bir de işte. Yani ben diyor bir önceki ifadeyi başka bir şekilde anlatacağım sana. Devam, 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 başlangıç yapma. Dört numara bariz bir akış bozan cümledir. Hocam ben bu taktiği çok uygulayamadım. Yani giriş cümlesi mi değil mi anlayamadım. Okuduğum zaman çıkıyor mu? Hadi gelin yavaş yavaş okuyalım. Bakın nasıl netleşiyor iyice. Ama vakit kaybediyoruz. O ayrı bir konu. Ergenlik dönemi geniş grup kimliğinin ve bireysel kimliğin gelişiminde önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bu dönemin biyolojik ve sosyolojik özellikleri nedeniyle bireyler bireysel ve geniş grup kimliklerini tekrar tanımlama ve gözden geçirme sürecine girerler. Bu dönemde geniş grup kimliği bireysel çekirdek kimlik içinde kristalleşir. Eyvallah. Bireylerde etnik kimlik farkındalığı soyut anlamda oluşmuş olur. Ergenlik döneminde bireysel gelişimin normal sürecinde bazı bilinçtaşım yani 1 2 ve 3 Geniş grup kimliği, bireysel kimliğin gelişimi. 1, 2, 3 bunu anlattı. 4 numarada artık ses tonu bile değişmeye mahkum. Ergenlik döneminde bireysel gelişimin normal sürecinde bazı bilinç dışı kendiliği... Ne alaka bu? Bu ne alaka bu? Bu nedir ya? Doğru cevap kesinlikle 4 numaradır. Okumaya gerek yok. Lütfen. Ama sizden jam girişimesi olan ifadeyi yakalamanız bunu ikinci parçaya geçtiğinde kullanıyoruz. Burada da kullanıyoruz. Saygı duyuyorum. Süper. 37. gün Deneme avcısı 1 günüydü. Deneme avcısı 2 48. günde olacak. 47. günde pardon. 48. günde deneme avcısı 3 49. günde ise deneme avcısı 4. Bakın burada 25, 25 soru çözdük. Evet. 47. gündeki denemede 23 soru var. 48'de 22 soru var. 49. gün denemesindeyse ise 40 soru var arkadaşlar. Son 3 günü denemeyle geçireceğiz ki her şeyi tekrar edebilelim baştan sona. Burada çok güzel bir anlam bilgisi denemesiydi. anlam bilgisi paragraf. Sözcük cümle paragraf oldu. Harika gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. 2 milyona doğru yürüyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.